Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Variationen der Satzstellung. Hazırsanız dersimiz başlasın. Başlık bize ne diyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. Satzstellung cümle düzeni demek. Variation da varyasyon. Dolayısıyla cümle düzeniyle ilgili olan varyasyona bakıyor olacağız. Tabii bunu yaparken bakın infinitif und partizip 2 im Vorfeld, yani infinitif ve partizip 2'nin ön tarafta olduğu, başta vurgulandığı yapıları bir inceleyelim. Aslında bu en baştan gördüğümüz, bildiğimiz bir yapı. Şöyle ki her zaman en baştan beridir size söylemiş olduğum bir şey vardı, o da şu. İkinci pozisyonda fiilim olduğu sürece dilediğim gibi diğer yapılarla değişikliğe gidebiliyordum, öyle değil mi? Cümlenin başına taşıyabiliyordum. Aslında bu yeni bir şey değil ama bu C1 seviyesinde görebileceğimiz alternatif ya da varyasyon olarak karşımıza çıkabilecek yapılar. Şimdi bunları ben normale Stellung, yani normal düzen, ve Vorfeld olarak ikiye ayırdım ki ikisinin kıyaslamasını yapabilelim diye. Şimdi normale Stellung olarak bir cümle var burada karşımızda. Ne diyor cümlemiz? Diyor ki es kann immer wieder auftreten. Auftreten, bakın burada passieren, her zaman ortaya çıkabilir, gerçekleşebilir anlamında auftreten arkadaşlar. Burada bir durum söz konusu. Bu her zaman olabilir, bu her zaman ortaya çıkabilir dediğimizde demek ki es kann immer wieder auftreten demiş oluyoruz. Parantez içerisinde de passieren, yani vuku bulabilir, gerçekleşebilir anlamında. Şimdi bakın burada Vorfeld, burada ne yapacağım? Bakın infinitif olarak auftreten, ortaya çıkmak. Bunu ben başa getirdiğimde ortaya çıkabilir bu her zaman, her zaman dediğimde ne yapmış oluyorum? Auftreten cümle başına getirilmiş oluyor. Bu durumda auftreten kann es immer wieder dediğimde de aynı mana, aynı anlam ortaya çıkabiliyor. Tuhaf gibi gelebilir, kulağa böyle bir tırmalıyor gibi olabilir ama burada ne yapmış oluyorum? Auftreten'in başa getirdiğimde hani dolaylı bir anlam gibi gelebilir ilk başta ama herhangi bir cümle düşüklüğü gibi algılanmasın arkadaşlar. Bu şekilde de demek ki ne yapılabiliyormuş? Vurgulanabiliyor. Dolayısıyla auftreten'e bir vurgu yapmış oluyoruz. Vorfeld ne oluyor? Auftreten kelimesinde olmuş oluyor. Bu durumda es kann immer wieder auftreten diyebileceğim gibi, yani bu her zaman olabilir, passieren değil mi? Ne yapabiliyorum? Auftreten kann es immer wieder da diyebiliyorum. İkinci normale Stellung dediğimizde, değil mi? Normale, işte neye göre normal, değil mi? Normal düzen, yani normal düzenden kasıt bizim alışık olduğumuz düzen. Dolayısıyla bakalım ne diyor cümlemiz? Die Schüler haben den Text bald begriffen. Begriffen kavramak, anlamak anlamında arkadaşlar. Öğrenciler metni hemen bald. Bald neydi? Yakın zamanda. Hemen anlamında doğuyor burada. Dolayısıyla die Schüler haben den Text bald begriffen. Öğrenciler metni hemen algıladılar, anladılar anlamına gelmiş oluyor. Bu durumda şimdi partizip 2 olarak baktığımızda begriffen ikinci pozisyona geldiğinde bakın burada aslında bir pasif anlam da doğmuş oluyor. Bu durumda ben Vorfeld'e ne yapmış oluyorum? Begriffen kalıbını başa getirdiğimde anlaşıldı öğrenciler tarafından metin dediğimde evet ne yapmış oluyorum? Begriffen ön tarafa geçmiş oluyor. Yani onun altını çizmiş oluyorum. Bu durumda aslında bakıldığında herhangi yeni bir şey yok. Sadece ne yapmış oluyorum? Begriffen cümle başına geçmiş oluyor. Diğer öğeler, bakın die Schüler ne olmuş? Haben'den hemen sonra gelmiş. Bu durumda begriffen haben die Schüler den Text bald da diyebiliyorum. Söz gelimi ben okula gidiyorum. Okula gidiyorum ben dediğimde herhangi bir anlam kayması olmuyor. Sadece alışık olmadığımız için bir tuhaf karşılayabiliyoruz. Bu da böyle bir durum.
Bu durumda bakın, demek ki normal, tırnak içerisindeki normal kuruluma baktığımızda die Schüler haben den Text bald begriffen diyebileceğim gibi begriffen haben die Schüler den Text bald da diyebiliyormuşum. Ve son örneğimize baktığımızda normale Stellung ne diyor cümlemiz? Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt. Gayet anlaşılır, bariz bir cümle. Roman Almanca'ya çevrildi deniliyor, değil mi? Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt. Bakın burada ne yapacağım bu sefer? Übersetzt ile Partizip 2 başa geliyor. Bu durumda pasif bir cümle çıkıyor ortaya. Bu durumda übersetzt wurde der Roman ins Deutsche demiş oluyoruz, değil mi? Demek ki ne yapıyorum ben? Buradaki übersetzt'i başa taşıdım ve wurde, bakın her şey yerli yerinde. Sadece ne yapmış oldum? Buradaki der Roman eylemden hemen sonra gelmiş oldu. Bu durumda übersetzt wurde der Roman ins Deutsche denilmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üzerinden geçelim arkadaşlar. Demek ki ne kadar kolay olduğunu görüyoruz, değil mi arkadaşlar? Normal düzende baktığımızda es kann immer wieder auftreten. Bu her zaman ortaya çıkabilir dediğimizde es kann immer wieder auftreten, ortaya çıkabilir, passieren, gerçekleşebilir, vuku bulabilir gibi yan anlamları da var auftreten. Bu durumda auftreten ne oldu? Vorfeld'e geldi. Yani başa gelmiş oldu. Bu durumda auftreten kann es immer wieder demiş oluyoruz, değil mi arkadaşlar? Bunu demek ki başa getirdiğimizde herhangi bir anlam kayması olmuyormuş. Diğer normale Stellung'a baktığımızda die Schüler haben den Text bald begriffen. Begriffen kavramak, anlamak. Bu durumda ne diyor? Öğrenciler metni hemen anladılar, değil mi? Hemen anladılar anlamına geliyor. Bakın buradaki begriffen ne olmuş? Cümlenin başına gelmiş. Bu durumda Vorfeld oluyor. Begriffen haben die Schüler den Text bald. Gayet anlaşılır. Öyle değil mi? Kavrandı öğrenciler tarafından metin gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Pasiflik burada söz konusu. Yani edilgenlik. Değil mi arkadaşlar? Ve son örneğimize baktığımızda normale Stellung olarak der Roman wurde ins Deutsche übersetzt. Roman Almanca'ya çevrildi dediğimde bakın übersetzt wurde der Roman ins Deutsche denildiğinde bu sefer ne oluyor? Übersetzt Vorfeld, yani başa geçmiş oluyor. Onun altı çizilmiş oluyor ama herhangi bir anlam kayması da doğmamış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es kann immer wieder auftreten. Es kann immer wieder auftreten. Auftreten kann es immer wieder. Auftreten kann es immer wieder. Die Schüler haben den Text bald begriffen. Die Schüler haben den Text bald begriffen. Begriffen haben die Schüler den Text bald. Begriffen haben die Schüler den Text bald. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt. Übersetzt wurde der Roman ins Deutsche. Übersetzt wurde der Roman ins Deutsche. Variationen der Satzstellung adlı dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde demek ki ne yapıyoruz? Eğer karşımıza çeşitli cümleler çıkıyorsa bu çeşitli cümleleri mümkün mertebe farklı varyasyonlarda kullanmayı denersek arkadaşlar kendi dilimize, bu edinmiş olduğumuz Almanca'ya yenilikler de katmış oluruz. Dolayısıyla farklı şekilde kullanımlar bizi her zaman çok daha öteye taşıyacaktır. Mümkün mertebe bu varyasyonları kurmaya çalışalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!